Yani kamuoyundaki AK Parti üyelerine bu yasaklarda, bu kapanmada rahat rahat çarşıda, dışarıda dolaşsın diye böyle bir kağıt veya böyle bir şey Zinhar. düzenleyip vermiyor. Zinhar. Daha önce düzenlediğiniz bu Özlemiz Balıkesir başlıklı bir toplantınız vardı. Basın mensuplarıyla buluşmuştunuz. Orada salgının yayılmasında AK Parti kongrelerinin büyük etkisi var algısına karşılık cevaben açıklamalarda bulunmuştunuz. Ama Balıkesir yerel basınıyla buluşmuştunuz burada. Ama şimdi Ege TV ekranlarından bizi izleyen Türkiye'nin her yerindeki izleyicilerimize bunu bir kez daha sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Yani bu AK Parti kongrelerinde bu salgının çok yükseldiği doğrultusunda bir algı oluşturuldu. Bununla ilgili de bir değerlendirme Tabii. yapar mısınız? O basın toplantısında da çok daha fazla detaya girerek ifade etmiştim. Biz tabii pandeminin her şeyini yaşıyoruz. Her türlü etkisini biz de hissediyoruz ki ben de bir hekimim. Pandeminin, Covid'in ne olduğunu, ne olmadığını çok iyi biliyorum Evet. açıkçası. Kongre hazırlıklarımızı yaparken, bu bütün Türkiye'deki kongrelerde de bu şekilde yapıldı. Teşkilatlarımızdan kongrelere kimlerin katılacağını önceden tespit ettik. Salonların kapasiteleri nelerdir? Kaç kişi gelecek? Kimler gelecek? Bunları oluşturduk. Bunlara da kongreden 10 gün öncesinden HES kodu almalarını sağladık. Zaten olanlar vardı ama olmayanlar da vardı. Dedik ki herkes ama herkes kim gelecekse tek tek listelerde elimizde olacak bizim. Biz Ahmet Uğur ismi şu, TC'si bu, HES kodu bu. Bir tane ekip oluşturduk. 10 kişiden oluşan 20 ilçeyi tek tek organize ettik. 20 ilçeden kongreye katılacaklarla ilgili, merkezde dahil olmak üzere, şehir dışından gelecekler de dahil olmak üzere, genel merkezimizden gelecekler de dahil olmak üzere, hepsinin HES kodlarını en son kongreden önceki salı günü, çarşamba kongreyi yaptık, salı günü tekrar kontrol ettik. Herhangi bir temaslı, herhangi bir şey olursa hemen nereden gelecek arkadaşımız? İşte Ayvalık'tan gelecek. Nereden gelecek? Bandırma'dan gelecek. Nereden gelecek? 6 Eylül'den gelecek. Arkadaş, şu arkadaşımız temaslı, lütfen ayırın. Bununla da yetinmedik. Bunların kontrollerini yaptık ama bununla da yetinmedik. Kongre bitti. Arkasından bir hafta sonra 8. gün yine bütün HES kodlarını o 10 kişilik ekibimiz tek tek taradı. Ola ki bir şey var mı? Atladığımız, kaçırdığımız, gözden kaçan kongrenin ertesi günü pozitif olmuştur. Ondan sonra bizim ilk kontrolümüzde gözden kaçmıştır diye. Onları da tekrar kontrol ettik. Ben şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Vicdanım da çok rahat bu noktada. Evet. En ufak bir şeyimiz, katkımız yok. Zaten rakamlar, Balıkesir'in rakamları da bizi teyit ediyor. O toplantıda bu rakamları da vermiştim. Kongrenin öncesindeki Balıkesir'deki Vaka sayılar, sayısı. vaka sayısı, kongreden sonraki bir hafta 10 gün sonraki vaka sayıları da bizim kongremizin en ufak bir şekilde, en ufak bir şekilde hiçbir artışa sebep olmadığı Pandemiye etkisi pandemi. olmamıştır. Çünkü çok çok tedbir aldık. Çok kurallara uyduk açıkçası. Kaçmasın diye. Ve başardığımızı da düşünüyorum. Ve bu konudaki ithamların hepsini reddediyorum. Evet başkanım ama bu söylediğiniz şimdi bizim Balıkesir için algılandı ama bunu Balıkesir haricinde 81 il Tabii. ve ilçeleri de Tabii. aynı bu şekilde yapıp genel merkezle koordineli bir şekilde çalışırdı değil mi? Tabii. Biz kendi aklımızdan uydurmadık bu tedbirleri. Yani bir kongreyi yapacak olan il teşkilatı bir ay öncesinden başladı hazırlıklara. Salonun hazırlıkları, kimlerin geleceği, pandemiyle ilgili kısıtlar, pandemiyle ilgili uyulması gerekenler, kongre esnasındaki işte kullanılacak müziğinden sloganına, bayrağından iğneden ipliğe, yani öyle ifade edeyim ben size. Her türlü şekilde tedbir alınarak, hazırlıklar yapılarak, iyi senaryo, kötü senaryo çalışmaları yapılarak, insanlar geldiği zaman hangi koridorlardan geçirecek, hangi yerlerde dinlenmeleri, istirahatleri sağlanacak, hepsi düşünülerek 81 vilayette bu şekilde çalışıldı. Hatta Ankara'daki Genel Merkez Kongresi'nde de böyle çalışıldı.